Merhabalar, yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Yeni bir ülkeye, şehre yerleşmeyi planlıyorsanız ve orada iş bulmanız gerektiğinde özellikle yurt dışı için Motivation Letter denilen bir motivasyon yazısına ihtiyacınız var demektir. Bu videoda öncelikle size dikkat etmeniz gereken yaşadığınız yer kısmını CV'nizde nasıl belirtmeniz gerektiğini, sonra da gerçek bir örnek üzerinden yurt dışında iş bulmak için adaylarımla izlediğim 10 adımı ve tavsiyeleri paylaşacağım. Bu bilgiler yurt dışında iş arayanlar için oldukça etkili. Ancak örneğin İstanbul dışında yaşayıp İstanbul ilanlarına başvuranlar için de gayet geçerli durumda. Yine mi algoritmalar dediğinizi duyar gibiyim. İş alım yöneticileri aday ararken özellikle portallerdeki filtrelerde lokasyon seçip yakın çevredeki kişileri arıyorlar. Ve aradıkları bölgenin dışında yaşıyor olduğumuz için bir fırsatı kaçırmayı eminim siz de hiç istemezsiniz ne yapabilirsiniz? Eğer bahsettiğim örnekteki gibi İstanbul dışından İstanbul için başvuru yapıyorsanız, İstanbul tamamen bir örnek bu arada. Adresinizi İstanbul olarak güncelleyebilirsiniz. Eğer tüm Türkiye'de başvurular yapıyorsanız adresinizi belirtmeyebilirsiniz. Türkiye olarak yazabilir, böyle daha yuvarlak tanımlarda bulunabilir ve Türkiye içerisinde şehir değiştirebilir şeklinde ya da yurt dışına relocate edebilir gibi bir notla CV'nizi zenginleştirebilirsiniz. Ama bulunduğunuz lokasyonu girmeyin. Çok mecbur bırakılıyorsanız da İstanbul girebilirsiniz. Adres kısmı çoğu sektörde artık yetenek kıtlığından dolayı neden girilmemiş olarak bakılmayan bir alan. Çünkü inanın yetkin personel bulabilmek artık adresten çok daha önemli duruma geldi. Yurt dışı için başvuru yapıyorsanız da genelde yurt dışı işe alımlarda Turkey, İstanbul şu anda çok aktif olarak buradan zaten aday bakılıyor diyebilirim. Yurt dışında bir de Türkiye'deki İK süreçlerinin dışında bazı kurumlar tarafından motivasyon mektubu talep ediliyor. Yani bizdeki aslında ön yazıya eşdeğer. Bizde çok fazla bakılmayan bir kısım aslında ön yazı ama yurt dışında bu isteniyor. Direkt olarak adaydan motivational letter iletir misiniz diye mail atılıyor. Eğer üst düzey bir pozisyona veya nitelikli aday sıkıntısı olan yazılım, analiz, iş zekası, veri mimarı gibi bir işe başvuruyorsanız şu anda farklı bir yerde yaşıyor olsanız bile bir iş için düşünülme şansınız çok yüksek. O zaman CV'nizde güzel bir şekilde hazırladığımız zaman muhtemelen bu engeli aşacaksınız demektir. İşe alınacaksınız demektir. Bununla birlikte bölgede hali hazırda yaşayan çok sayıda nitelikli aday bulunabilen düşük veya orta düzeyli bir pozisyon için başvuruyorsanız şehir dışında bir adrese sahip belgeler gönderdiğinizde elenme riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. İşverenlerin zaten bölgede olacak birini düşünmesi daha muhtemel olacak. Çünkü yeni bir işe alımın lojistik ve masraflarıyla uğraşmak zorunda kalmayacaklar. İşte tam da burada. Başvurduğunuz yerin dışında yaşıyor olsanız bile başvurunuzu potansiyel işverenler tarafından değerlendirilebilir olduğunu vurgulamak istiyorum. Nasıl mı? CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu tabii ki doğru bir şekilde, etkin bir şekilde hazırlayarak. Her şeyden önce daha önceki video serilerimi izlemediyseniz muhakkak izlemenizi öneriyorum. Orada bahsettiğim gibi yaşadığınız yer yerine işinizin niteliklerine odaklandığınızda çoğu işveren artık adayın niteliğine yaşadığı yerden daha çok değer verdiği için de özgeçmişinizde o iş için uygun olduğunuzu anladığı anda bütçesini size almak için kullanmak istiyor işveren. İkinci olarak yeni bir yere taşınmayı planladığınızı açıkça belirtmeniz gerekiyor tabii ki. Hatta daha da efektif bir yöntem söyleyeceğim ve sonrasında bir örnekle size bunu çarpıcı bir örnekle açıklayacağım. İşverenle mülakat için tüm maliyetlere katlanarak ofislerini ziyaret etmekten çok mutlu olacağınızı ve kendi harcamalarınızdan sorumlu olmayı planladığınızı söylediğinizde çok daha olumlu feedbackler, bildirimler, geri bildirimler alıyorsunuz. Şimdi size bununla ilgili yakın zamanda yaşadığım bir mülakat örneğini vermek istiyorum. Bir adayım bana CV danışmanlığı talebinde bulundu. Buluştuk kendisiyle ve sohbet ederken Hollanda'ya gideceğini söyledi bir turla. Ve orayı çok sevdiğinden bahsediyor. Sonra işte 3-4 tane firma söylüyor bana ve bu oralarda çalışmak istediğini, gerçekten bunun için can attığını belirtiyor. Benim de cesaretlendirmem üzerine hemen bu firmaların İK müdürlerine o anda bir LinkedIn üzerinden ulaştık ve e, mesajlar gönderdik. İK müdürlerini bu adayın tur tarihlerini belirterek bu tarihlerde uygun olup olmadıklarını kısacık bir mülakat talebinde bulunduk. İki firmadan olumlu geri bildirim geldi ve aday tura gittiğinde yaptığı bu mülakatlardan dolayı çok çok mutlu oldu. Hem kendi bütçesiyle gittiği bir yerde mülakata katılmış oldu hem de oradaki yöneticiyle tanışmış oldu. Hiçbir şey olmasa da bir süre bekledi aday. Tabii ki hani bir pozisyon olmadığı için direkt olarak gittiği bir mülakattı bu ve belki inanmayacaksınız ama ümidini kestiği anda 2 iki ay iki buçuk ay sonra bir iş teklifi aldığını ve buradan motivasyon mektubu istendiğini söyledi. Ve biz hazırladık şu anda da mevcutta da orada çalışıyor bu adayımız peki bu adayla nasıl bir CV ve motivasyon mektubu hazırladık ki işe alındı bunu aslında 10 adımda özetlemek istiyorum. Birincisi CV'niz bir film ise motivasyon mektubunuz bir fragman gibi düşünün. CV'de daha çok bir kronolojik sıralamayla o tarihlerde nerelerde, hangi pozisyonlarda, hangi uzmanlıklarda bulunduğunuzu sıralarken motivasyon mektubunda şirkete özel davranmalısınız ya da işe özel davranmalısınız. Biraz daha ayrıntılı olarak aslında bahsedeceğim. İkincisi motivasyon mektubunuz bir sayfaya geçmemeli. Bazen öyle yazılar geliyor ki liseden başlayıp kendisini anlatıyor da anlatıyor aday sonra CV'mi neden incelemediniz diye bir de varyansını ediyor. Öncelikle şunu belirteyim ben her adaya eğer ön yazısında herhangi bir yanlışlık CV'sinde herhangi bir yanlışlık gördüysen mutlaka düzeltip nasıl yazılması gerektiğini anlatarak dönüş yapıyorum. Ancak herkes bu zamanı size ayırmayabilir ve bunun için bir işi de kaybediyor ya da o firmayı da kaybediyor olabilirsiniz. Aday olarak diğerlerini nazaran hiçbir orijinalliğiniz yokken ilgi bekleyemezsiniz. Siz işe alınmak istiyorsanız önce kendi sunumunuzu nasıl daha efektif yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Üçüncüsü başvurduğunuz işin tanımını düşünerek bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz başarıları özetlemelisiniz. Bu kısım aslında şirkete nasıl faydalı olacaksınız sorusuna cevap niteliğinde olmalı. Burada iş tanımı çok güzel size ipuçları verebilir. Mutlaka iş tanımlarını isteyin ki yurt dışındaki firmalar zaten direkt olarak bunu size yönlendiriyor. Dördüncüsü başvurduğunuz ülkeye göre motivasyon mektubunun ne kadar ayrıntılı hazırlanması gerektiğini veya hazırlanmasının gerekip gerekmediğini internetten, yerel bir arkadaştan araştırabilirsiniz veya profesyonel birine sorabilirsiniz. Örneğin İngiltere ve İrlanda'da, Avrupa'da, Yeni Zelanda'da genellikle CV'nizle ilgilenirler. Talep edilmediği müddetçe motivasyon mektubuna çok da gerek duyulmaz. Ama Kuzey Amerikalılar sadece motivasyon mektubuyla ilk başta, ilk etapta bir değerlendirme yaparlar. Beşincisi başvurunuzu her zaman ülkeye, işe, şirkete göre uyarlamanız gerekir. Araştırma yaparsanız eksik veya yanlış formalitelerden de kurtulabilirsiniz. Altıncısı vize durumu, dil becerileri gibi işverenin hemen öğrenebileceği bu bilgileri asla gizlememeniz. Durumunuz hakkında dürüst olmalısınız. Oradaki kara listelere, blacklist dediğimiz o listelere girmemeniz için çok önemli. Çünkü Avrupa'da özellikle dürüstlük gerçekten ekstra önemli diyebilirim. Yedincisi fotoğraf. Amerika, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da asla fotoğraf eklememenizi tavsiye ediyor uzmanlar. Burada genellikle fotojenik olmadığınızdan değil yasal nedenlerden dolayı. İşverenler görünüşe göre ayrımcılıkla suçlanmak istemiyorlar bu, bölgelerde. Hatta fotoğraflı bir CV ya da fotoğraflı bir motivasyon mektubu gönderdiğinizde direkt spam kutusuna düşüyor ve İK uzmanı sizin başvurduğunuzu bile bilmeyebiliyor. Almanya ve Fransa'da ise fotoğraf eklemeniz gerekiyor. En iyisi aslında bu durumda fotoğraf hakkında emin değilseniz CV'nizde veya motivasyon mektubunuzun sonunda eğer LinkedIn'de bir profil fotoğrafınız varsa LinkedIn URL'inize ekleyebilirsiniz. 8. Küçük ayrıntıları mutlaka araştırmalısınız. Örneğin Almanya'da motivasyon mektubunun sonuna imza ve tarih atmanız gerekir. Böyle bir beklentileri vardır. Japonya'da bazen ıslak imzalı talep ediyorlar, göndermenizi bekliyorlar. Hatta eğer çok katı kurallara sahip bir Japon firmasıysa bir format gönderiyorsa onu doldurmanızı istiyor. Birçok Avrupa ülkesinde yaşınız, doğum tarihiniz, medeni haliniz, hatta çocuk sayınızı belirtmeniz beklenirken Amerika'da bunu belirttiğinizde direkt olarak eleniyorsunuz. Ve kesinlikle hani bu e, yasal Kurallardan ötürü açıkçası. Ülkeden ülkeye farklı olan diğer önemli ayrıntılar da olabilir. Bunları mutlaka araştırmanız gerekiyor. Mesela kariyer hedefinizi yazmalı mısınız o seviyeye? Referanslarınızı eklemeli misiniz? Başvurunuzla birlikte göndermeniz beklenen belgeler var mı? Bunları hep araştırmalısınız. Peki bu kadar şey yaptınız ama ulaşılamıyorsunuz. Ee, ulaşılamama sebebinizin böyle küçücük bir e, ayrıntısı vereceğim. Bu yaşadığımız bir örnek olduğu için vermek istedim. Telefon numaranıza ülke kodu eklemeyi unutmayın. Yani mesela Türkiye ise Yaşadığınız yer 0090 ya da artı 90 sonra işte 0532 ya da artı 90'dan sonra 532 şeklinde ya da neyse numaranız bu şekilde eklemeniz gerekiyor. Ülke kodu olmadığında kimse size ulaşamaz. Kimse de gidip Türkiye'nin ülke kodu nedir diye bakmaz açıkçası. Ve 10. adım yardım isteyin. Eğer belirli bir ülkede bir işe başvurmak istiyorsanız ve ne gerekiyorsa artık yapmaya hazırsanız bunun için profesyonel özgeçmiş hazırlayan kişilerden yardım almak sizin için çok iyi bir yatırımda olabilir. Bana sorularınızı yorumlara yazabilir veya bağlantıdan LinkedIn üzerinden bana direkt ulaşabilirsiniz. Yayınladığım içeriklere erişmek için de kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.